أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Her şey onun irade ve meşiyetiyle olur. Her şey onun irade ve meşiyet ile fark ne Mustafa? Meşiyet de irade. İrade ediyor. İstiyor. İrade başka bir şey. İstemek. İstiyor. Mesela şöyle usta diyor ki bu memleketin ıslahını istiyorum ama irade edemiyorum. İrade nefsin emir, neticedir. Mesela bu ağaç ağaç kudret midir? Eskide çözemediğim bir şeydi benim. Ağaç irade midir, kudret midir? Çözemiyordum. Gözüken iradedir. Yani armuta bakınca şeftali değil, odun değil. Armut işte şu. İşte o diyebilmen için mesela bu nedir dediğim zaman bu şeftali. Niye armut demedin? O irade. Sonra vücudu baktığın zaman kudret oluyor. Şimdi demek ki her şey onun iradesiyle, meşiyetiyle olur. İstediği olur, istemediği olmaz. Mesela en büyük derdimiz var ya bizim hani dert sanırım. Allah'a göre hiçbir şey değil. Öyle değil mi? Allah'a göre hiçbir şey değil. Pat diye kalkar. Niye kaldırmıyor? Demek ki Allah'ın takip ettiği başka bir gaye var. Bir tanesi demişti ki men yaşa Allah istediğine hidayeti veriyor. Allah istediğine hidayeti veriyorsa benim suçum ne demişti. Bununla alakalı olduğu için söylüyorum. Allah'ın istediği olur. Allah hidayet ederse hidayet olursun. O zaman ben niye hidayet olamıyorum? Allah'ın istediği gibi olursan Allah'tan istediğini alırsın. Allah'tan istediğini alamıyorsan Allah'ın istediği gibi değiliz. Çünkü fiilin halik Allah'tır. Bu elimi kaldırtan Allah'tır. İstersen Risale kaldırır, istersen şarap. Ama sen istiyorsun. Demek ki istediği olur, istemediği olmaz. Her şey, her ne isterse yapar, istemese hiçbir şey olmaz. İstemese hiçbir şey olmaz. Olmaz. Çünkü fiil halik o. Buna delil çok şey istiyoruz olmuyor. Bir hücceti şudur. Görüyoruz ki bu masnuatın her biri muayyen zatı, mahsus sıfatı, ayrı hususi mahiyeti, mumtaz farikalı sureti, hadsiz imkanat ve başka tarzlarda olabilir, teşvişçi ihtimalat içinde, neticesiz çok yollarda ve sel gibi akan ve karıştıran ve birbirine zıt unsurların müdahaleleri içinde ve sehiv ve irtibasa sebebiyet veren ve birbirine benzeyen emsalleri içinde bu karma karışık hallere karşı o her bir masnu ince, tam, düzgün bir nizam altına almak, hassas, cessas, mükemmel bir ölçü ve intizamla her uzvunu ve cihazını tartmak, takmak ve yüzüne süslü, düzgün bir sima, bir teşahhüs vermek, birbirine muhalif azalarını basit, camit, ölü bir maddeden zihayat olarak gayet sanatlı yaratmak, mesela diye devam ediyor. Ben başa alıyorum. Ne dedi? Bir ücreti şudur ki, görüyoruz ki bu masnuatın her biri muayyen zat, yani ben olabilme ihtimalleri sonsuz içinde buyum. Muayyen bir zat. Ben olmuş. Ama ne kadar şey olabilir? Çok şey olabilir. Hiç olmazdım, taş toprak olmadım, hayvan olmadım.
Ondan sonra beşer oldum, insan oldum inşallah. Sen olmadın, o olmadı, ben oldum. Sen de ben olmadın, olmadı, sen oldun. Bu her biri muayyen zatı mahsus sıfatlarla, mahsus donanımlarla, özelliklerle. Sıfat yani meziyetler var ya, herkesin farklı bir şey var, meziyeti var, sıfatları var. Bu göz kulak manasına değil. Mesela merhamet, şefkat, haya, vefa, o mahsus bir sıfat. Göz kulak herkeste mahsus değil, herkeste var. Ama mahsus bir sıfat, vefa mesela. Anlayış, idrak, silah-ı rahim, bu dostumdur, bu kardeşimizdir yani gibi. Bunlar, bu sıfatlar muayyen bir sıfat. Ne kadar hoş bir sıfat. Ayrı hususu mahiyet. Hususi mahiyette. Yani ruhsal yapı, içsel donanım, iç alem. Ne kadar hoş ya. İyi ki insanız ya. Ama Şaban Ali, hiç kimse insan doğmamış ya. Herkes beşer doğmuş anasında. Sonra peygamberler geliyor, beşeriyeti insanlık makamına çıkarıyor. Bab-ı insaniyettir ki ismi hakkın cilvesidir. İnsan olmak kolay değil. Yol işte buluçağında ayrışıyor. Beşer mi, insan mı? Hususi mahiyet. Mumtaz, farikalı suret. Mumtaz, imtiyazlı. Bu değil ya. Şeyi çok uğraşıyordum. Allah nasip etti birkaç gün önce. İkindi namazını farzında Allah nasip etti. İstifade ettireceğim size. Çünkü Rabbime böyle söz vermişim. Ya Rab bana ver, kullarına vereceğim. Onun için diyeceğim. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam şu sözünü çözemiyordu. Güzel ruhu güzel simada arayınız. Bakıyorsun hakikaten yakışıklı veya işte güzel, erkekse yakışıklı. Mikrobun birisi. Aklım almıyordu ya. Güzel ruhu güzel simada arayın. Suret demiyormuş. Sima ruh demek. Emirdan'da geçiyor 146. Sirettir, surettir, ahlaktır diyor ya. Halakal insani ala sureti rahman. Yani içsel yapı var ya, sureti Şaban Ali. İçsel ahlakı. Güzel ruh. Dan çıkar o ahlak, o davranış, o af, o hazmetme, o öfkesini erteleyebilme. Ya. Çok değişik bir şey. Şimdi bir şey yeri geldikken söyleyeceğim. Dedim ki, Enes dedim. Ne yapıyorsun dedim, ne yapıyorsun? Dedi ki, Şaman Ali'ye şey yaptırıyorum. Ya o işlerden anlıyor mu dedim. Her şeyi anlamak değil ki dedi. Emicioğlu dedi. Her şeyde anlamak değil, her şeyde para değil ki dedi. Ya bak. Bu suret. Suret başka. Böyle sima. İşte yeni öğrendim o. Davranış bizi imtiyazlı kılıyor. Vefa, haya, edep, silah-ı rahim, eşimdir, dostumdur, kadir şinaslık. Ya ben bunu arabada, ben şu bana iyilik yapmıştı ya. Şöyle yapmıştı. 100 kusur olsa affediliyor işte. Ya bu güzel ruhun dişe vuruşu. Bunu söylüyor. Yoksa o yakışıklı güzellikle alakası yok yani. Yine anladım böyle. Üstü siret, ahlak yapısı. Ahlak işte. Mesela birkaç defa tekrar ediyorum. Çok hoşuma gittiği için tekrar ediyorum. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam, 100 tane sur. Kendisinin dışında 3 tane de kitap. Kur'an'la 4. Hepsinin hulasası Kur'an. Öyle değil mi? 124 bin peygamberin hulasayı camiasına, davalarına haiz cami. Öyle mi? Evet. Böyleyken şöyle demesi lazım. Ben dini tamamlamaya geldim demesi lazım.
dini tamamlamaya geldim demesi gerekirken ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim diyor. Aklım gidiyor ya. Ve buna diyor ki, bak buna diyor ki Allah, bu ahlakla yaşıyor, olayları tanımlıyor, olayları çözüyor, Miraç'ta Allah'ın huzuruna çıkıyor, cennete giriyor dünyadayken Miraç'ta. Cehennemi görüyor, girmiyor. Bütün alemleri seyrediyor. Bu alem-i şehadetin tezgahlarını, menbalarını seyrediyor. İnsanların hepsini biliyor. Kimin ahireti görüyor yani. Buradayken orayla aynı anda yaşıyor. Allah ona diyor ki Maide suresinde. Senin için diyor, ahiret daha hayırlıdır diyor. Bu ruha diyor. E ben nerede kaldım ya? Ben hala burada kalmak istiyorum. Ben burada kalmak istiyorum. Allah diyor ki böyle bir ruha, böyle huzurlu, daha mutlu. Şu halinden daha iyi orası. E o zaman niye gitmek istemiyorum ki? Tabii ya. Muntaza, farikalı suret. Hadsiz imkanat ve başka tarzlarda olabilir. Teşvişçi ihtimalat içinde. Mesela Hikmet Dayı'dan veya ben babamdan olmazdım. Başka yerde olurduk Şaban Ali değil mi mesela? Veya başka memlekette doğardık. Ova insanı olurduk. Ovanın insana yüklediği imtiyazlar var ya. Mesela geçen bir Haçlı'dan giderken tek başıma gidiyordum. Böyle inişti, çıkıştı bir şeyler de gördüm böyle çakal makal gidiyordu. Burada yaşayan insanın üzerine dağlar, tepeler mutlaka müekkel melaikesi insana yükleme yapıyor. Şimdi hangi memlekette yaşıyorsan zaman, zemin, tam libas, zemin sana yüklüyor. Haşim bir dağlar. Gündüz ortası giderken çakal çok çok geçtisinin oradan. Böyle yaşamış. Ömür billah İstanbul'a şurada burada şehirde yaşayan böyle bir şey ancak resimde görür. Değil mi? Böyle uçurum gibi yerlerde onlara göre. Uçurum çay toplanılıyor. Sırlar şey yapıyor. Yani insan istidadı bu. Her seyrettiğin, yaşadığın, yaptığın şeylerle şekilleniyor. Onun için vahşi böyle şeylerimiz var, sıfatlarımız var. Çünkü vahşiyle savaşıyoruz. Vahşi fırtına falan. Heyelan oluyor, sel oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Merzelerde uyuyoruz. Yani insan yani. Yani şunla şunu demek istiyorum. Ben niye olamıyorum diye faturayı hemen kendini kesme ya. Çünkü seninle alakası az var. İnsan etkileyen zaman, yaş. Başka? 2021 şimdi. 1900 Halit Albi biliyor, 75'te, 70'lerde. Sen de bilirsen Halit Albi daha olgundu. Yani. 1970'leri çok iyi bilir değil mi? Olsa olgun. 60'ları da bilir yani. Ama bak zaman insan üzerindeki Şükrü Dayılar vardı, kimler vardı değil mi? Onlar bilir yani. O insana yükleme yapıyordu. Sonra zemin, o zaman yaşadığımız ortam. En büyük mesele Meylataka'da gidebilmek. Mesela odunu dereye bekliyorsun ki dereye yükleyeyim götüreyim. İnsanı yani şunlar hep insanın istidadını değiştiriyor. Değiştiriyor. Yani nihayetsiz ihtimal içinde buna dönüşmek. Ne olursan ol, denilen gibi böyle eğer kıblesine koyabilirsek fıtratı şekilleniyorsun. Neticesi çok yollarda. Neticesiz o kadar şey ki. Mesela şöyle. Bir tanesi kolumuza girmiş, hadi derse gidelim diye böyle nurları tanıdık. Basit. Basit bir sebep. Ama kıymeti sonsuz. Sebep çok basit. Öyle değil mi şu an? Sonuca bak. Dünya ve ahiret. Ailene bak. Risale-i Nur sana neye getirmiş? Ne kadar basit sebeple tanıdın? Yani bu sonuca göre bu sebep hiçbir şey değil ki. Basit bir kablo elektrik kebamba aracından istifade ediyorsun. Basit bir sebep ya. Ve sel gibi akan ve karıştıran ve birbirine zıt unsurların müdahaleleri içinde. Yani yiyoruz, içiyoruz ne kadar farklı şeyler. Bunların içine sıyrılıyorum ben. Maddeyi yönetiyorum. Biraz önce dedin ya. Neye bakıyorsun dedim. Bir şey kafama takıldı, ona bakın. Kendini kafana takmasan en iyisi o. En zor ne? İnsan kendisini yönetmesi. En zor iş Adem Aleyhisselam cennette kendisini yönetiyordu. Bir yerde hata yaptı. Pat diye kendisini devre dışı yaptı. Tak diye dışarıya attı. Çarpıldı yani.
Elektrik atası yapınca elektrik atıyor ya. Adem Aleyhisselam da orada kendisini yönetirken bir yerde hata yapıyor. Kısa devre oluyor. Çarpılıyor. Tak diye bir gözünü açıyor. Hastanede oluyor ya. Vaktiki dünyadayım. En zor iş arabayı yönetmek değil. Kendini yöneten arabayı da yönetir. Bana bir şey söyleyin de insansız olsun. Aile mi yöneteceksin? İlk önce kendini yönetmekten geçer. Çoban mı? Arabayı mı kullanacaksın? İlk önce kendini yönetmekten kaynaklanır. En zor iş o. Her şeyin sorunun cevabı da kendini tanımak. Niye namaz kılmıyor? Kendini tanımıyor. Niye böyle Allah'tan korkmuyor? Kendini tanımıyor. Niye Allah'ı tanımıyor? Kendini tanımıyor. Niye evde böyle? Niye toplumda böyle? Niye ben bunu beceremiyorum? Niye bunu yapıyorum? Niye menfiler, müsbetler de öyle? Her şeyin sorunun cevabı kendini tanımakla oluyor. Kendini tanıdık, tanıma nispetinde onları aşıyoruz. Hataya, kusuru da önüne koyuyorsun. Ondan sonra diyorsun, olur ne olmasın, insandır. Allah bile fırsat veriyor. Bunların içinde birbirine zıt unsurlar müdahaleleri içine sihi ve irtibasa sebebiyet veren ve birbirine benzeyen emsaller içinde bu karma karışık hallere karşı hal. Bunlar bu kadar saydık ya, bu kadar karışık şeyler içerisinde her bir masnu ince tam düzgün bir nizam altına almak. Bak, intizam demedi. Her bir masnuyu ince tam düzgün bir nizam altına almak. Yani bu kadar karma karışıklıklar içinde şunu demek istiyorum. Devamlı değişen dünyada değişmiyor mu? Sonbahar, ilkbahar, yaprak, yağmur, kış. İnsan etki yapmaz mı? Hava kapkara etkiliyor. Güneş vurmuş. Çok. İlkbahar, sonbahar. Yani devamlı değişken bir dünyada devamlı değişen his ve duygulara sahip olan bir insan. Düşünebiliyor musun? Bu hareketli, bu da hareketli. Nasıl yapacaksın? Yani devamlı değişen bir ortamda, devamlı değişen duygu ve hislerle nasıl böyle kararlı bir şey yapacaksın? Yani rehberin yoksa. Yani istikameti nasıl düşüneceksin? Düşünmek yetmiyor. Düşündüğümüz öyle düşündüğümüz hisse dönüşüyor, hisler. Düşünmek akli. Düşünürsek onu, tefekkür edersek his olur. His bağ olur. Onu kuvvetli bir bağ olur mesela korku hissi gibi. Bak düşünmek his olur. His duygu olur. Duygu latife olur. Latife karakter olur. Karakter de kaderin olur. Bu kaderin olur. İki türlü kader var. Bir cebri, bir muayyen. Cebri mesela nereden doğacağım? Yaşım ne olacak? Kaşım, saçım, erkek mi, dişim? Benim alakası yok. Bir de benim haricimde güneş doğacak mı doğmayacak. Benim iktidar ve ihtiyarımla alakası yok. Yarın güneş doğmasın. Mümkün mü bence? Mümkün değil. Benimle alakası yok. Nerede doğacağım? Anı babam kim olacak? Şenel nereden bileceğim? Bilmiyorum. Benimle alakası yok. Bu kader. Cebir kader. O cebir var. Kader mutlaka hakimdir. İşte bu. Ama bunun içerisinde bana bırakılan şey var. Nedir o? İşte bu doğru düşünmek. Doğru düşünmek. Davut Aleyhisselam'ın ayetiydi değil mi? Öyle hatırlıyorum. Kemoşta, kematoşta, yonoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı diyor. Kemoşta, kematoşta, yonoşta. Arapça değil, İbranice de değil bu. Bak doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı diyor. Yani düşüncelerine dikkat et, hislerine dönüşür. Hislerine dikkat et, duygularına dönüşür. Duygularına dikkat et, latifelerine dönüşür. Latifelerine dikkat et, karakterin olur. Karakterine dikkat et, kaderin olur. Yapayım şey, düşünceler, dima, kafa. His, vicdan. Düşüncelerine dikkat et, hislerine dönüşür. Aklına, vicdanına, kalbine, ruhuna ve insan, karakter, benim dışımda da kaderin olur. Basit değil ya. Allah değer veriyor senin düşüncene. Nasıl hocam? İhtiyar ve iktidarımızın dışında olan hadiselere kudret ilahi noktasında bakılmadığı zaman insanların yani kendi
gücüyle, kuvvetiyle yapmak istediği zaman da zararlı. O zaman oluyor. Mesela o zaman diyelim ki bir tane ölüm korkusu. Hı. Sen mi tayin ettin doğmayı? Yok. Yani bu, ben, yani bu dünyaya gelmeyi ben tayin etmedim. Peki gitmeyi bana mı bırakmışlar? Çekettim versene Mustafa ben de. Peki ben bana bırakılmadan gelmişsem şimdi bana mı bağlı gitmek? O zaman niye ölüm korkusundan azap çekiyorum ki? Öleceğim öleceğim diye. Ona müdahale ediyoruz. Mesela örnek vereyim ondan sonra sonuna biraz da geçeyim. Ölüm korkusu çok olduğu için yaygın şimdi sıkıntı. Bak. Ayna düşün. Ayna. Güneşe tutuyorsun. Şuradaki aynada gözüken güneşi güneşten kesersen burada gözüken güneşi burada arıyorsun. Bulabilir misin? Çektiğin zaman çevir böyle kaybolur. Eyvah. Heh. Bu aynada maksat ruhtur. Bu aynada gözüken güneş semadaki güneş. Semadaki güneş haşa şemsezeli. Allah'a nispet eti. O Allah'ın sıfatı, ısısı, ışığı, rengi, parlaklığı buraya yansımış. Şimdi o buradaki güneşin aynayı aydınlatmış. Hatta ayna da buraya da vuruyor. Nurlanmış, parlamış. Zatında ararsan bulabilir misin? İşte sıkıntı burada. Ha, bu ruh aynasında Allah tayin et diyor. Allah. Allah ne? Baki, ezeli ve ebedi, ölmez. Şimdi Allah'ın bekasını anlamak için, tanımak için olan o beka arzusunu, camın bekasını ararsan belamızı buluyoruz. Oysa baki, ya baki, entel baki. Yani bizim dışımızda olan hadiselere müdahale etmeye kalkıyoruz. Ya gücün yetmez ki, olmaz ki. İşte onun şeyini çekiyoruz. Bir de mesela bildiğim halde bak, bildiğim halde bir yerde bulunuyorsun. Tam senin de sağ, ya konuşma ya, etme müdahale. Bakayım ne olacak ya. Eskiden çok yürütüyordum kendimi. Çok ama. Gitmediğim bir köy kalmamış değil mi bunun? Çok fazla. Yani tamam yapmak gerekiyormuş. Şimdi ya bırak git. Böyle olacakmış. O kadar olacakmış. Demek ki yaşa göre, halete göre beni kullandı. Şimdi de böyle kullanıyor. Niye? Eskiden böyle değildi falan. Niye arayacağım ki onu? Sahibi o. Yani sabırla kader var. Sabit bizimle alakası yok. Güneşin doğup doğması bana mı? Benimle alakası var. Ben niye böyleyim? Benimle ne alakası var? Benim ahlakım niye böyle? Bana denmiş ki ahlakın nasıldır ona yapma. Sen doğru kullan bunu. Doğruyu nasıl kullan? Şu anda olması gerekeni yap. Mazi ile bocalama. Mazi ile uğraşma. Geleceğe de bakma mazinle. Oo bir sürü günahlar var. Onunla istikbale bakıyorsun. Buradan geçireceksin. Ya bu günahlarla ben nasıl gidiyorum? Şu anda o günahların yok. O günahların tam tersine format at işte. Tövbe. Hala fırsat var. Bugün toprağın altında değiliz. Bir sene önce buradaydım değil mi? 1,5 senem neydi? Burada ders olmuştu bak. Allah yine nasip etti. Tövbe fırsatın var mı? Var. İstiğfar fırsatın var mı? Var. Tamam. Niye maziyle istikbale bakıyorsun? Dün böyleydim. Yarın da böyle olacak. Öyle bir şey yok ya. Dendiği gibi yapınca insan rahat ediyor. Bir de kendine hata yapma fırsatı ver. Hep böyle tutunmuşum böyle. Ya, günah ama fetva aramak anlamında değil haşa. Haşa. Yani haddimizi bilip de böyle hududumuzu aşmamak adına diyorsun ki yani Allah Allah bunu ben bunu nasıl yaptım? İnsanım ben ya. Düşe kalkma. Hani bizim bu yörede bir laf var ya. Düşmeyen kalkmayan bir Allah var. Oluyor ya. Olur. Adem Aleyhisselam işte o fetva değil ya. Ama hakikat. 33 yaşında bütün esmalar aktif. Adem Aleyhisselam'a. Günah ortamı değil. Hiç günah ortamı olmayan cennette hata yaptı. Ve babam genetiği de bana geçmiş. Ben bu ortamda niye kusur olmasın? Yani bizim tabirle gaman kams. Olur. Adem Aleyhisselam günah ortamı mı? Bizim her taraf YouTube, televizyon, şunlar hep dolu ya. Çok acayip. Bir Allah'ın evliyaullahına sordum.
Ya çok yakın zamanda Allah dostuna, ulema, bence ulemaya dedim ki birilerle gitmiştim. 4 kişiyiz, 5 kişiyiz. Allah'ın 3 tane ulema, 7 kişiler. Sordu. Ya dedim, çok hoş bir huzura sebebiyet verdiniz ama dedim, yanımdakilere dedim, şöyle bir keramet bari böyle bir şey gösterseniz de dedim. Onlar da dedim istifade etse dedim. Ben şu anda haz aldım ama onlar almadı. Böyle onlara, şimdi sana bakar Mustafa taraf söyleyeyim. Ya onlar 3 tane ulema, 4 tane de murid, bir şey, inziva, inzivaya kapanmışlar. Ya yanımızdakilere dedim böyle, içimden diyorum tabii, namaz kıldırdım, mihraptan döndüm. Bunlara da bir keramet, bir şey gösterseniz dedim. Ya ben böyle bir şey ihtiyacım yok da, bunlar da doyup gitse dedim. Dedi ki bana, dediler, onun başındaki, sen onlara söyle, bu zamanda namaz kılabilecek kadar, Allah dostunu ziyaret edip Allah dostunu sevebilecek kadar, Allah dostlarını sevmek, ziyaret etmek, namaz kılabilecek kadar daha mucize, keramet var mı? Gelmiş de burada namaz kıldılar diyor. En büyük keramet, mucize namaz kılabilmek. Hele bu zaman. Evet, dedi. Allah Allah. Bugün yatsı kıldınız mı? Kıldınız değil mi? Çok şükür. Bak toprağın üstündeyiz. Allah nasıl yatsı. Basit değil Halit abi ya. Bu yatsı kılabilmek. Çok kılamıyor. Çok kılamıyor abi. Televizyon karşısına kalkmamış abim benim. Trabzon'dan ders için geldiğini biliyor. Bunlar da hariç. Bunlar da Halit abi de öyleydi. Ya, çıkarken. Bunlar da misafirlerim. Trabzon'dan gelmiş. Bak. Namazı da kıldı. Daha bundan büyük. Allah'a muhatap olduk. Huzuruna çıktık. Elhamdülillah. Çok şükür ya. Çok şükür. Elhamdülillah. Evet. Bir altında almak ve hassas, cessas, mükemmel bir ölçü. Bak ölçü. Hassas, cessas ne demek hassas? Öyle ölçüler var ki casusluk yapıyor bizim duygular. Şimdi Şaban Ali'yi dinle şimdi. Öyle bir casus duygular var ki bizde, gaybın gaybını casuslayıp buraya getiriyor. Neyle? Allah gaybın gaybı değil mi? Değil mi? Mesela Allah gaybın gaybı. Şimdi insan duygusu, fikri, hissi, latifesi casus. Allah'ı casus diyor, geliyor bu aleme şehadette diyor ki Allah merhametten el merhametlisi. Allah şöyle huzuru, Allah'ı anlatıyor. Nereden bildin? Casusladı getirdi. İnsanı böyle gaybın gaybını mesele de geçiyor. Gaybın gaybını bu tarafa getiriyor. Fikri diyor daha şey değil. Gayb. Tefekkür edince gaybın gaybına geçiyor. Tefekkür sonuç değil. Süreç. Mesela düşünmek araba ile gitmek. Doğa. Böyle çıkıyorsun. Tefekkür o arabayla gittiğin yerden sana bir şey yüklenmesi. Tefekkürle huzur, o arabaya yüklediğin elmayı yemek. Şimdi insan Allah'ı casusluyor, casusluyor. Bu tabir şey, garip tabir. İnsanda öyle donanım var ki gaybı ve gaybın gaybısını. Allah, gayb var bir de gaybın sahibi var Allah. Gaybın gaybı. Onu casusluyor insan. Düşünün. O gaybın gaybı demesi, gayb bizler için gayb olan ne? Onun gayb, da gaybı. Mesela cennet bizim için gayb. Evet. Cebrail gayb. Evet. Ama Cebrail'e göre de Allah gayb. Gaybın gaybı. Bu onları insan aşıyor öteki tarafa. Allah ya muhatap oluyor öyle sabah ve namazlarla böyle bir huzur basıyor böyle. Teheccüdde kalkmışsın, cevabın balkonda bir istiğfar ediyorsun öyle. Senin evde Musaytü kardan aşağı bakıyorsun. Estağfurullah ve tübaleyne ya tevabu ya hakim ve tevabu etenle suhali akul elez. Öyle meylatlara bakıyor. Keyif alıyor da ya. Herkes yatıyor. Bütün mevcudat. Serzakir olarak, temsilci olarak kalkmışsın. Kağıda, hadiste şöyle geçiyor. Yatağını bozmak. Yatağını bozup çıkmak. Huzur ilahiye çıkmak. İşte
sultanı burada yani. Peygamberlere farz ya. Evet. Bu sefer gaybın gaybını aralıyorsun böyle. Huzur doluyorsun böyle. Gaybın gaybına muhatap oluyorsun. Ya. O da senin muhatap oluyor. Namaz gayb. Evet. Namaz gayb. Namaz ile muhatap ilahi olmak, huzuruna çıkmak gaybın gaybı. Evet. Ne hoş ya bu dünyadayken, ne kadar saltanat ya. Ne diyor? Mizanlı bir uzvunu ve cihazını tartmak, takmak. Ha şuradaydı. Tam düzgün bir mizan altına almak ve hassas cessas, casus. Mükemmel bir ölçü mizanlı her uzvunu, cihazını tartmak, takmak. Takmış bize. Ne kadar şerifliyiz ha. Allah adına hareket edebiliyor. Halife-i arz. Allah'ın halifesiyiz. Dört halife Hazreti Peygamber'in halifesi. İnsan iman eden Allah'ın halifesi. Enteresan değil mi? Herkes Allah'ın halifesi. Halife-i arz, halife-i rüyü zemin. Emanet-i kübreyi vererek. Evet, emaneti kübreyi ver. O zaman orada halife olacak. Evet, emaneti alınca olamıyor. Fark ettiği kadar muhatap oluyor. Halifeliği alıyor. Emaneti derüft ettiği zaman. Yoksa her beşer insan olmuyor ki. Her anasından doğan insan olmuyor ki. Emaneti derüft ettiği zaman, ki kusuru derüft ediyor, farkındalığı arttığı kadar halifeyim ya. Dolaşırken böyle mesela haçilere halife dolaşıyor. Kainatın halifesi. Allah'ın halifesi. Allah'ın kainatı mümessili. Mümessili. Allah adına bakıyor, tefekkür ediyor, anlamlandırıyor. Dağlara bakıp tefekkür edip gayba atıyor, ahirete atıyor. Bayla bayla manzaralar atıyor ortaya. Mesela yaprakları seyrediyor, yapraklardan yürürken böyle. Allah adına seyrediyor. Niye? Zamansız, zeminsiz, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, macelesiz, modelsiz, misalsiz, ilk ve son yapan Allah. Yaprak yapması böyle düşüyor. Yani düşün galaksilerde, galaksiyi hayal et Samanyolu, güneş sistemini in aşağıya, güneş sistemi içinde dünyaya bir yaprak düşmesi bu galaksiye göre uygun mu yani? Sonsuz, uçup uçaksız yok, hava yok, şey yok, ısı var, bilmem ne var. Bunu düşmesin böyle baktığınız zaman Allah Allah. Bir kayıt karşı nasibi. Evet. Bir kendisi bir gayrı nazarıyla. Bir kendisi seyrediyor yaprağın düşmesini. Allah kendisi seyrediyor. Bu yaprağın düşmesini. Allah seyrediyor. Esma hükmünü icra ediyor. Meyle-i Ala sakinleri seyrediyor. Alemi gayb seyrediyor. Senin ruhun inşa oluyor. Tefekkür ediyorsun. Sonra nefis de melabegya oluyor. Ahirete manzara oluyor. Bu kadar 5-6 tane sebep var. Böyle seyrettiğin zaman bunları böyle ahirete aktarıyorsun. Yani. Allah adına halife. Allah'ın nazarıyla bakıyorsun. Allah'ın nazarıyla kudretin azameti altında diyor iki tane. İşaret edeceğiz 160. Rahmet Yüzür abi misalini verdi. Yani illa ki sen de aklına gider atlasın hocam. O zaman işte o zamanın Cumhurbaşkanı'ndan diyor, bir elma gelse diyor. Yani elma için sevmesiniz diyor. O adamdan geldiği için. Evet. Kademe yükseltti. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden gelse diyor. Daha çok seversiniz diyor. Sonra diyor İmam Ali'den gelse daha muhatta. Peygamber Efendimiz'den gelse ağdaki de daha da. Bütün elmalar Allah tarafından bizatihi geliyor diyor yani. Ne kadar değer vermemiz lazım ya. Diye. Bu misali verirdi yani. Hızır abi orada devamında derdi ki beraber. Şimdi Hasan dedi, İslam demişti İslam abiye. Evet, İslam abi dedi ki, İslam, buyuruz abi. Sana desem ki, yarın ziyafet var gel. Öyle bir şey yok ha diyor, örnek veriyorum. Bekliyor. Öyle bir şey yok ha diyor, şaka söylüyorum yani. Olsa, nasıl düşünürsün? Vallahi sende bir şey yok Hızır abi dedi. Neyse, peynir zeytin, aynen öyle. Ama dedi, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri zamanında olsak dese ki İslam yarın kahvaltıya çağırıyorum seni. Nasıl düşünürsün dedi. Oo, acayip. Peki dedi Allah dese ki sana ziyafet vereceğim. Nasıl olur dedi. Baktım ki renk değişti.
Allah diyor ki ziyafet çekeceğim diyor. Allah ya, herkes kendisine yakışır şekilde ziyafet veriyor. Bana yakışır gibi ziyafetim zeytin ekmek. Halit abiye gitsen muhlama ile bal olur. Farklı. Ben de olursa peynir zeytin olur. Başka bir şey bulamaz. Ama Halit abi de muhlama ile balda olur. Değil mi? Daha kaliteli olur. Mesela herkes saltanatın. Ama Fatih Sultan Mehmet. Şimdi Tayyip dese ki kahvaltıya davet ediyor. Yani bize mi benziyor? Bütün sofra dolar. 56 çeşit peynir koyuyorlarmış. 56 çeşit. Ben 56 çeşit peynir şeyini bilmiyorum. İsmini bilmiyorum. Görmemişim. Bir de Allah dese ki ziyafet. Ben ziyafet çekeceğim. Dünyada da ziyafet veriyor. Aa işte. Veren bütün ağaçlar, elmalar bir ziyafet. Aa çikolatalı hurma. Çikolatalı hurma. Mandalina mesela. Beşinci işaretledi haşir bağısında. Gölge ve numuneleri. Evet. Gölge ve numuneleri. Menba asıllarını gösterdi. Asıllarını gösterdi. Bunda sadece gölge numuneler var. Şimdi güneşten kopmuş parça değil mi dünya? Evet. Öyle okuduk okulda. Güneşten kopmuş parça. Güneşte 1 milyon 400 bin santigrat derecede ateş var. Nükleer bir santral. Dünya oradan kopmuşsa mesela yapayım. Şu mendil. Her taraf aynı değil mi? Bunu koparsam madde itibariyle miktar demiyorum. Aynı özelliğe sahip değil mi? Bundaki evet, madde, bundaki. Evet, evet. Bu güneş kabul et. Dünya koptu bu. Evet. Güneşin bütün özelliği yok mu? Var. Burada şimdi bu muhabbet kuşu, hurmalar, hava, deniz, dağ, toprak. Geçildi. Güneşten mi geldi? Güneş biliniyor. Ateş küre. Evet. Hidrojen, helyum var. Kopmuş dünya. Tamam da bu hava güneşten mi geldi? Ziya geldi, sofraya çağırdı da. Kainat sarayında dünya sofrası. Gelin dedi. Bu tepsiye koydu. Nümine bunlardı. Asıllar ve menbaalarına iştahımızı çekmek için. Hurmayı koymuş. İnciri koymuş. Balığı denizin dibine koymuş. Ya. Allah Allah. Ama ülfet belası sarmalanmış. Yani acayip olmuşuz. Ülfet ülfet. Alışkanlık. Adiyat nevinden olmuş. Hatta bazıları dese ki bunu ya, ne diyor ya? Mesela muhabbet kuşu kendi rengini bilmiyor. Ayna koyuyorsun kendisini gagalıyor ya yabancı diye. Kendisini nasıl boyar ya? Muhabbet kuşuna ayna koyuyorsun yabancı zannediyor. Kendisi kendisiyle ünsiyet edebiliyor biliyor musun? Yabancı diye ona hemen duruyor böyle. İlk önce gagalıyor sonra o bir şey yapmıyor diye o da kafayı koyuyor orada bekliyor. Beraberiz diye. Kendisi kendisiyle beraber. Kendisi kendisini bilmiyor. Ben beni biliyorum. O üzerindeki boyayı nasıl vurur o? Daha kendisinin kendisinin olduğunu bilmiyor. Yüzüne süslü düzgün bir sima ile bir teşahhus vermek. Herkesin burnu kulağı aynı yerde. Ağzı aynı yerde ama herkes farklı. Organlar herkes aynı yerde. Sizin göz de aynı yerde. Benim burun da aynı yerde neredeyse. Bütün organlarımız aynı ama hepimiz farklıyız. Birbirine muhalif azaların basit, camit, ölü bir maddeden birbirine karaciğer, böbrek, dalak, tırnak, kemik, saç, göz bir maddeden. Ziyaret olarak gayet sanatlı yaratmak bir de can vermiş. Topraktan işte yediğimiz fasulye, ekmek vesaire meyveler hep topraktan. Allah topraktan mandalinayı yapıyor. Sonra o mandalina fabrikasına gene aynı topraktan mandalinayı yaptırıyor. İlk önce fabrikayı kuruyor. Ağaç fabrikadır. Sonra o ağaç fabrikasına aynı topraktan meyve veriyor. Meyve de sonuç. Bir de hayat veriyor. Bir de yetmiyor. Ruh veriyor. Bir de şuur veriyor. Bir de muhatap alıyor bizi. Ne kadar nankörüz ya. Bu kadar nimetler içerisinde. Gaflette yani. Huzura çıkmıyoruz mesela. Kaza namazımız var. Namazımızı kılmıyor. Bu kış aylarında 5-6 saat gün kaza orucunu niye tutmuyorsun ya? Bitmiş işte. 5-6 saat oruç. Yani oruç midir ya? 5-6 saat ya gün. Öyle değil. Kışın zaten 8-9'da kalkıyorsun. 5 olmadan akşam oluyor. O kadar ya.
Kaza orucum var. Azalarını basit, camit, ölü bir maddeden zihayat olarak gayet sanatlı yaratmak. Mesela insanı ayrı ayrı yüz cihazatıyla bir katre sudan icat etmek. Mesela bir damla, herhalde sizin sağınız değil mi? Bir sperma, bir hücreden bu kadar, ne kadar azalıyor? Ayrı ayrı yüz cihazatıyla bir katre sudan icat etmek. Böbrek, dalak, göz, kulak vesaire. Bir basit şeyden. Allah Allah. Yaratmak ve kuşu pek çok alat ve muhtelif cihazları ile bir basit yumurtadan inşa edip mucizatlı süret giydirmek. Muhabbet kuşu var mı Şaban'ın? Bende var. Yok bende. Muhabbet kuşu böyle sarı rengi, lila falan. Basit bir yumurtadan bu mucizatlı muhtelif cihazlarını, bu üzerindeki harika desenleriyle şey, süret giydirmek. Elbise giydirmiş. Bunlar hep elbise. Bak bu elbiseydi. Bu da elbise. Giriyor. Atlet elbise. Beden de elbise. Sonra hayat da elbise. Sonra fikir de elbise. Sonra his de elbise. Duygu da elbise. Latife de elbise. Hep bize giydirilmiş. Fikir de elbise. Fikir de elbise. Hep elbise. Hep giydirilmiş. İman da elbise. 20. sözde söylüyor. Ruhunuza iman libasını giydirin diyor. Elbise elbise. Fikir elbise, duygu elbise, merhamet elbise, vefa elbise. Hep elbise. He? Kelam da elbise. Mana elbise, hayal elbise. Ruha giydirilmiş. Öyle diyor 20. sözde. İmanı diyor, iman elbisesini ruhunuza giydiriniz ki dünya ve ahiretteki ateşte men olasınız, kurtulasınız. Dünya ve ahiret. İman acayip bir şey ya. İmanından daha değerli ne var Şaban Ali? Varmış. Allah imanımıza kefil değil. Ama rızkımıza kefil. Rızkımıza Allah kefil. Sanki değilmiş gibi çalışıyoruz. İmanımıza kefil değil, sanki kefil gibi lakayt davranıyor. İmanınıza kefilim demiyor ki, rızkınıza kefil. En değerli şey de iman. İmanı korumak adına ne varsa hatır olmaz. Gayret etmek lazım. İnşa edip mucizatlı suret giydirmek kuşa. Başka ağaca bak, giydirilen elbiseye bak. Ağaç gibi, ağaç, dal, budak ve mütenevi çeşitli aza ve etsası ile basit, camit, karbon, azot, müvellidülma, müvellidül humusadan terekküp eden bir küçük çekirdekten çıkarmak. Muntazam meyveli bir şekil giydirmek. Mesela ağacın çekirdeğinde, insanın bir damla suyunda, bütün nutfelerde, bütün yumurtalarda, tohumlarda, çekirdekte 4 tane madde var. Karbon, hidrojen, azot, oksijen. Bir şey gaz halinde bulunabilir, sıvı ve katı halinde bulunabiliyor. Yani su var, dolu var, kar var gibi yani. Buhar gibi, bulunabildiği gibi. Bak, karbon, azot, hidrojen, oksijen gibi basit bir maddeden bak ağaca ne giydirmiş? Bak, dal, budak, mütenevi aza ve etsası ile. Ondan sonra küçük bir çekirdekten çıkarmak. Muntazam meyveli bir şekil giydirmek. Yani şimdi süslenmiş mandalina değil mi? Tam vakti. Hurmalara bak. Nasıl bir elbise giydi? Yeşil yaprakları vardı hurmanın. Onlar için neydi? Şimdi yeşil yapraklar gitti. Sapsarı değil mi? Böyle şey hurması. Ne hurması diyorlar? Böyle. Trabzon hurması diyorlar. Ha, cennet hurması diyorlar. Daha iyi o. Meyveli bir şekilde giydirmek elbette ve elbette bedahatle, şüphesiz katiyetle, vücub ve zaruret ve lüzum derecesine ispat eder ki o, yani vücub, zaruret, lüzum derecesini kat ispat eder. Ne demek biliyor musun bu lüzum? İlleti tammeli, evamiri tekminesi, lüzum, vücub, zaruret, ilim, irade, kudret demek. Bir şey vücuda gelmesin şey gibi sıralanmış ama kader risalesini hatırlarsın. Evet. İlleti tammeli ne oluyor? Lüzum, vücub, zaruret. Bak burada vücub, zaruret, lüzum derecesinde. İspat eder ki, görüyor musun nasıl? Akıllı olur mu bu iş?
Akılla zor anlıyorum da olmayan bir şeyi akılla olur mu? Her bir nüyası ile ve suret ve mahiyetiyle bir kadir-i mutlakın irade ve meşiyetiyle, ihtiyar ve kastiyle o mahsus mükemmel vaziyet veriliyor. Yani ona o özellik veriliyor. Ve her şey bitti abiler. Az kaldı. Bir iki satır. Her şey şamil bir iradenin tahtı hükmündedir. Ve bu tek masnun bu şüphesiz tarzda irade-i ilahiye delaleti gösteriyor ki, yani tercih edilmişiz. Ben hiçbir organıma, maddi ve manevi hiçbir uzvuma, hiçbir sıfatıma kendim tercih etmemişim. Takdir etmemişim. Gelmişim, kullanıyorum. Hepsini ben kullanıyorum. Yani baba aldığı elbiseyi kullanıyoruz. Ben mi seçtim? Çocukken, bebekken bana uygun cinsiyetime, simama, kiloma, büyüklüğüme uygun elbise giydirmiş herhalde donmadığıma göre. Kim almış bana? Anne baba seçmiş. Maddi ve manevi uzuvlarımız da birisi bizi seven bizi giydirmiş. Biz de geldik onu hazır kullanıyoruz. Gözümü ben mi yaptım? Duygularımı ben mi taktım? Ben mi? Benim ne? Hangisi benimki? Ben diyor. Sana nasıl cakka yaparım benim olmayan organlarla? Benim organları da senin organları maddi ve manevi o duyguları da yapan Allah. Senden üstünlüğüm yok ki. Siyahın beyaza, beyazın siyahı üstünlüğü mü var? Üstünlük ancak Ahmet Sami takmada. Ya. Ve bu tek masnun bu şüphesiz tarzda irade-i ilahiye delaleti gösteriyor ki bütün masnuat hadsiz, nihayetsiz ve güneş ve gündüz gibi zahir bir katiyetle her şey şamil irade-i ilahiyeye adetlenince şehadetler bak irade. Yani şöyle kısacası ben yoktum ben tercih edildim. Şöyle bir düşün ya edilmeseydim ya bu aleme gelmedi olmasaydım. Olmasaydım Allah olmayacaktı benim dünyamda. Ben olmayacaktım. Ya ben olmamak ne demek ya? Usta diyor ya hiçlikte kalmadın. Taş olmadın, toprak olmadın, bitki olmadın, hayvan olmadın. Beşer olmadın, beşerden de çıktın. Müslüman oldun, mümin oldun. Allah'ın bu böyle marifetullahına da mazhar oldun. Ey nankör, daha nerede bir hak talep ediyorsun bu kadar nimet? Hiçlikte kalmadık ya. Hiç ya. Hiçlikte kalmadık. Var oldum ya. İmandan daha değerli biliyor musun? Var olmak şuuru. Mesela bak, bu var olduğunu bilmiyor. Bunlar var olduğunu bilmiyor. Bak, hayal et böyle gözünü kapa. İman da yok. Ben varım. Varım diyebilmek. Zaten diyebilen iman ediyor. Varlığının farkındalığından dolayı zaten iman oluyor. İman etmeyenler yaşadığının farkında değil. Varlığının farkında değil ki hep dışarıda yaşıyor. Hep oldu gitti geldi falan kendisini unutmuş. Yani var olmak. Ben varım diyebilmek ya. Anlatamıyorum bunu. His. Varım ya. Var. Yani yoklukta değilim. Var olmak. Var olmak. Mesela şimdi rahmetli baban var olabilmesi için. Yani gerçi var ama dünyada değil. Ne lazım? Hadi söyle bakalım. Allah lazım ya. Allah lazım. Var olmam için Allah lazım, imam etmem için ben lazım. Var. Gene Allah verdi ama takdir ediyorum iman. Varlığının farkındalığının ifadesi işte iman. Varım demek. İşte bu irade ya. Tercih edilmişim ya. Bundan daha büyük. Ben tercih edildim ya. Tercih edildim. Aynı anda ben yaratılma hücremle beraber 500 milyon arka ikizim vardı. 500 milyon ikizimden bir tanesiyle. Öyle mi doktorum? O kadar şanslıyız. Yani. O kadar şanslıyız. Yani 300 milyondan bir biz yakalandık. Yani. Bak görüyor musun? Bak, sahası 300 yani milyon. O kadar başlangıçta şansımız var yani. Düşün. O da bir anda atılan şeyle. Ha, yani. Ya hayat boyu babamda olanla ben hiç, ihtimal hiç yok ya. Yani 300 milyonda bir kişi ben seçildim. Allah Allah. Yani orada şey bitiyor zaten yani. Nimetle vermiş bize yani. Daha başka konuşma hakkımız yok yani. Fesubhanallah ya. İrade ya. Tercih edilmişim ya. Varım ya. 300 milyon. O andaki ahalet. Biliyor musunuz? Yani tefekkür ederken, tağlarda çalışırken, sen hastanede çalışırken mesela
Her an duygu, fikir, fikir, his, duygu, latife. Ne yaparsak o anda kokumuz değişiyor. Haletlere, fikirlerse kokusu değişiyor insan ya. O anda insandan atılan, o maddeden yaratılan çocukta da değişiyor. 300 milyon değil mi? 300 milyondan o kadar şu an hiç şansım yoktu ya. İyi ki ben olmuşum. İkisi de önemli değil ya. 300 milyon ikizim varmış. Gitsin. Ya ben olmuşum ya. 300 en azından 300 milyondan bir tane seçilmişim. Ne kadar acayip sultan devlettik ya. Benim varlığım Allah'ın tercihi. İman da benim tercihim. Senin varlığın var şu. Benim varlığım Allah'ın tercihi. Allah'ın beni tercih ettiğini onaylamamın adı da iman. Allah beni tercih etti demenin adıdır iman. Son cümlem bitti. Şey demiyorum. Bütün masnuat hadsiz, nihayetsiz ve güneş ve gündüz gibi zahir bir katiyette her şey şamil irade-i ilahiyeye adetlerince şehadetler ve bir kadir-i muridin vücubu vücuduna hadsiz hücretlerdir. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha'tı mâ selavat. Amin. Çok Allah şükür. Razı olsun. Amin. Allah sizden de razı olsun. Recep, Trabzon'dan geldik. Değdi mi abim? Çok şükür. Çok şükür. Videomuzdan istifade ettik. Siz böyle görmedik. Anlatılmaz bir şey hocam. Trabzon'dan geliyor. Maşallah. 100 küsür kilometre değil mi? Adam kalkıp buradan derse gelmese. Gerçi ben de kalkıyorum 3500 kilometre almaya gidiyorum. Değil mi? Sonra daha ötesine gidiyorum. Kilometresi olmayan sonsuz ezeli ve ebedi Allah'ın ilminden alemi şahadeti geldi bu ders için. Memekli Mustafa dayı hatırlıyorsun. Bayrı. Onu hatırlayınca şaşırdım şimdi. Yani 70-75 yaşlarında ta Benek'ten aşağı kadar inerdi, alırdı. Recep öyle bir yer ki gündüz mübalağasız yani bu köye aşınası olmayan, toprağın içinde köylü çocuğu olmayan gündüz oradan geçmesi korkar, geçemez. Evet, böyle rampa. Yani toprakla aşınışılı olan çocuk korkmaz da. Rampa ve ırmak, dere. Ve ağaçlar kapalı, gündüz bile karanlık gibi. Derelerin yatağından 5 kilometre var değil mi? Sahilden ta Venek'e. Var. Ne 500? 5 kilometre. 5 kilometre tabii var. Var. Rahat var. Var. Ömer'in oraya çıkacak. Ömer'in oradan da çıkacak. Çok ondan sonra bu tarafa dönecek evi. Rahat. Kendisi de söylüyordu zaten. Yani bir saatlik yolum var diye. Bak dere yatağı. Gündüz bile karanlık gibi olan ağaçların arasından gece saat 10-11 değil mi? Gece ders bitimi 11-12 bir yere kadar oluyordu. Ondan sonra onu yolda bırakıyoruz. Ondan sonra çıkacak. Yürüme, İhtiyar adam. Yürüme. Ve orman içinde. Dide ne dese? Şüphelendim. Eletim var mı? Ay ışığı var diyor. O gün pili yokmuş. Önde de yok. Ay ışığı var diyor. Şimdi kabirde değil mi? Şimdi kabirde. Şimdi de Allah'ın nuru var. Dünyada Ayşe ile gitti derse. Şimdi Allah'ın nuru ile gidiyor her yere. Vay be.